أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Şimdi buradan 9. telvi 456. Burada tarikatın pek çok semeratından ve faydelerinden yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz diyor. Birincisini ben burayı sonra 6'ya atlayacağım. Birinci bir okuyayım. Birincisi, istikametli tarikat vasıtasıyla. Yani şart bu. İstikametli tarikat vasıtasıyla. Saadeti buldunuz mu abi? Buldum abi. İstikametli tarikat vasıtasıyla saadeti ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakaik imaniyenin inkişafı ve vuzuhu ve anelyakın derecesine zuhurlarıdır. İmanın iki cenahı var. Birisi iman insanı Sani Zülcelal'ı nispet ediyor. Tamam mı? Ne anladın Resul nispetten? Bağ. En zahir manası bağ. Allah'a bağ. Yani onunla kıymet, değer kazanır. İkincisi, iman bir intisaptır. Zaten bağ var orada. Hemen yanındaki cümle o. İman, insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Eğer nispet ediyor, insanı Sani Zülcelal'e nispet ediyor değil mi? Öyle demedim. Şu kıyas gibi mi abi? Yani bazı şeyler değer kazanır ya, onunla ölçülüyor. Onu yani birini birisi düşünemiyorsun. Yani imanda Allah'la insan arasındaki bağı kuruyor. Oradaki nispeti, alakayı şey yapıyor. Yani farkı fark ettiriyor yani oradaki. Peki fark nedir yani? Bu nispet midir, intisap mıdır? Seni söyledim. Nispet ediyor. İman nispet ediyor. Yani kıyas ediyor yani. Tamam, orada kıyas ediyor. İntisap nedir? İman diyor bir intisaptır diyor. İntisap da ona atılan şeyler. Bağ gibi abi. Ay onu zaten söyledin nispette. İkisi de aynı oldu. Aynı olmaması lazım. Yani birisi nispet, birisi bağ. Yani iman ettikten sonra ancak kıyas edebilirsin abi. Aradan imanı kaldırdığın zaman tabii intisap ilk önce geliyor. İntisap daha öne geliyor. İntisap ettikten sonra sen diyelim ki eşyayla eşyanın sağ arasındaki bağları kuruyorsun. Yani ben eşyayı neye göre kıyas edeceğim abi? O bağ kurduktan sonra o nispetler ortaya çıkıyor abi. Bağ kurulduktan sonra o nedir diye yorumluyorsun. Nispetler ortaya çıkıyor. Bu öbür türlü nasıl şey yapacak yani bağ? Mesela kafir hep maddede arıyor. Arkasına geçemediği için. Ama bir mümin hemen onu yaratılana, yani masnuattan saniye geçiyor, yani sanattan sanatkara geçiyor. İman vasıtasıyla bunu yaratıyor. Başka şey diye var? Söyleyeyim abi. Söyle abi. Nesep abi aslımıza bizi götürüyor. Nispet? Bizi aslımıza götürüyor. Nokta nispet, nesepten istinad, geliyor. Nokta istinad. İmanın kuvvet tarafı, onun haricinde ezel tarafı abi, öbürsü nur tarafı, intisap, nokta istinat ahirete bakıyor ve ebed tarafı oluyor ve nur tarafı oluyor imanı. Biri istikbal, biri müstakbel. İman yapıyor bunu. İman diyor, insanı Sani Zülcelal'ına nispet ediyor. Nispet nesepten geliyor. Senin nesebini taşıyor.
aslına taşıyor. Soy değil. Nasıldır? Aslı. Bir insanlar arasında soy kullanılır. İman Sani Zülcelal'ına nispet ediyor. Nesebine taşıyor. Aslına, kökenine taşıyor. Zatı gösteriyor. Nispette zatı gösterir. Yani bu ezel tarafı doğru. Ezel tarafımız. Yani doğru, genetik değil ama bu. Genetik. Yani genetikle iman ne alakası var? Yok ya, yanlış yazmışım o yüzden. Yok yok, tamam, yani o biyolojiktir o genetik. Yani mesela diyelim ki ruhun genetiği değil. İman bedensel değil ki. İman ruhsaldır. Küfür de ruhsaldır. Yani kabul etmek, reddetmek bedenle de yapılmıyor. Yani 90 kilo adam iyi adam, 60 kilo adam kötü adam. Niye 60 kilo? Yani iyilik, kötülük soyuttur yani, somut değil. Tamam mı? Peki, ikinci bir cümle getiriyor. İman bir intisaptır. Bu bağdır. Birincisinde iman insanı sanzüne nispet ediyor. Bağ değil o. İkincisi bağdır. İki şey arasında bağ kurulabilmesi için ikisi aynı cins tipten olması lazım. İman bir intisaptır. Yani ahirete bağ atar. İnsanın iki cenahı var temelde. İkisini yorumluyor orada. Bir nokta istinat, bir de nokta istinat. Başka bir şey yok. Nokta istinat şu. Koltuğa dayanmak. Nokta istimdat, istediğiler var. İstedikleri var. Fıtratın iktizası var. Fıtrat bir şeyler istiyor. Evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Neler istiyorsa bak bakalım. Hiçbirisi burada yok. Ha, bunu iman bu isteğinin kaynağına bağlıyor. Peki nedir o? O fıtratına mecra veriyor. Yol oluyor. Bağ oluyor. Yani fıtratın istekleriyle fıtrat ahireti casusluyor. Casusluyor insan. Casuslamak, oradan haber almak, dikizlemek, orayı kavramak, orada haberdar olmak. Ahiretin varlığını, mesela Allah haşa, peygamber göndermeseydi dahi, peygamber göndermeseydi haşa kitap, insanın fıtratında beka arzusu var. Beka isteği olacaktı. Ama bunu putlaştıracaktı. Ama semavi dinlere, şunlara bunu bir yere tapınacaktı yani. İnsanın beka arzusu dinlerin gelmesiyle çıkan bir şey değil, zaten var. Dinler gelmesi mecra vermiş. Yani fıtratın isteği. Bu sefer iman intisaptır. Yani fıtratın isteğini göstermiş. Kaynağını göstermiş. Yani sendeki bu şey, İstek şuradan geliyor. Çünkü beka fani dengelemez. İman, hani 23. söz ya, bir tanemiz insan, iman insan sadece nispet ediyor. Lugata bakmayız yani. Çünkü korkunç bir zandayız. Zandayız yani. Zan, bildiğimizi zannedip balonun içine girmektir. Dünyamızı küçültmektir. Zanın da iyisi de var, kötüsü de var. Benim daha bir cümlem bu konuda. Zan, içerisinde şüpheyi barındıran ilimdir. Korkunç bir cümledir. Yani ademi vücutlar, ilmi nihayetsizlikten çıkaran, Allah'ın ilmiyle bizim ilmimizi ayırt eden, ilmimizin içindeki şüphelerdir, zanlardır. Nihayetli yapıyor. Dolayısıyla iman Sani Zülcelal'ine nispet ediyor, nesebine götürüyor. Aslına, kökenine götürüyor.
şeyse, intisap ise bağlıyor. Allah'a bağlanmaz. Bağlanmak bazen diyoruz. Allah'a bağlanmak ama öyle koyuyor. Yani ilmi bir şey değil. Eşit olan şeyler arasında bağ olur. Kutsi şeylere nispet edilir. Nesebine götürür. Şimdi burada da şöyle diyor. Bak, istikameti tarikat vasıtasıyla. Mesela koca bir dersi kullandık biliyor musun burada şimdi? Yani bu size kaç dakika oldu söyleyelim? Nispetle intisap. 3 dakika oldu mu? Ama 3-4 günü uğraştım. Nereden çıkarıyorsun bunu? 3 günden çıkarıyorum. İşte bizim izahlarımız külliyata çalışmaların kendisidir. Cahil adam, külliyatı araştırmayan insan kendi çıkarımı zanneder. Ama iman insan sahne zülcelerine nispet eder diye geçmiştir. Ama biz bu nispet nedir diye araştırdığımız zaman külliyata nesebine taşınmaktır. Aslında düşünmektir. Nokta istinaattır. Ezel canibidir. Ezel, mazi, hal, istikbali birden tutan bir aynadır. O tarafımızı bize gösteriyor. Bu da manadır. İman diyor bir intisaptır. Bu da ebed tarafımızı gösteriyor. İmanı bil ahirettir. Çünkü eşit olanları bağlar. Bu da noktayı istimdattır. Ama kör olası cehalet, kör olası zan izah ediyor zanneder. Oysa içerikleri bunlar. Ustadımızın emridir. Sizin diyor izahlarınız devam edecek diyor. 56 Kastamonu değil mi? Şer ve izahla sizin vazifeniz devam ediyor. Niçin sitem ediyorum biliyor musun bazen? Masum insanlara mani oluyorlar istifadelerine. Ama nasıl mani oluyorlar biliyor musun? Kendileri maalesef evde odasında istifade ediyor. Millete kendisinin istifade ettiğini ve çok iyi biliyor ki bu insanlar bu dersi dinlerse istifade edeceğini de çok iyi bildiği halde dinlemeyin söylüyor. Ama kendisi istifade ediyor. Böyle bir insan nasıl bir insandır? Ne kadar zalimdir. Hak zalimi, hakikatin zalimi ve kul hakkıdır ve haramdır. Çünkü kendisi okumuyor, kendisi dinlemiyorsa tamam. Bu kendi bilgisidir. Ama kendisi gizliden gizliye istifade edip de yani bu bilgilerden insanlara ben yeni bir şey söylüyorum veya bir sürü zanlarla kendi istifade ettiği ve çok iyi biliyor ki bu insanlar istifade edeceğini bildiği halde çünkü kendisi ediyor ama etmeyin diye söylemesi kadar zalim kim olabilir? Ve bu kendisi istifade ettiği halde başkasına girmeyin diyene ben şahsen hakkımı helal etmiyorum. Ve gıybettir. Ve şahsen hakkımı helal etmiyorum. Çünkü benim hakkım değil, umumi hukuktur. Mesela bir kardeşim iman insanı sahne zülcelerine nispet ediyor. Bu izahı bilme hakkı vardır. Senin hakkın yoktur ona mani olmaya. Hakikaten inanıyorsan bu zarardır, bunu dinlememeli. O zaman samimiysen ve vicdanın varsa, Allah'a ve ahirete inanıyorsan sen dinleme. Sen de dinleme tamam. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Senin düşüncene saygı gösteriyorum. Ama sen gizliden gizliye istifade ettiğin halde, insanlara diyorsan ki bakmayın, etmeyin istifade, hasedin zalimane kısmıdır. Haset neydi? Hasedin 3 modu var. Fasat, ifrat, tefrit. İfratı nedir? Onda olmasın da bende de olmasın. Tefriti nedir? Bende olsun onda olmasın. Vasatı nedir? Onda da olsun bende de olsun. Bu neye ne için geldik ki? Ben bu Risale-i Nur'un umumi hukuk olduğunu, bu mana bana ait olmadığını ve İman sahne zülcelal nispet ediyor, iman bir intisaptır, 3 gün uğraştım. Ve bu benim hakkım değildir. Risale-i Nur'daki çıkarım, bir parçasını söyledim.
Hepsi bir değil. Bu umumi hukuktur. Buna mani olanlara, benim vasıtamla mani olanlara ki benim bir hakkım varsa, şahsi hakkımı da helal etmiyorum. Risale-i Nur'un hakkı varsa da onu da o bilir, edeceğini zannetmiyorum. Kendini istifade edip insanların istifadesine mani olacak kadar zalim. Niye etmesini manisi? Çünkü niye? Ben dinleyeceğim ki. Onlar dinlememiş olacak. Söylediğim bir şey daha önceden bir başkasından dinlememiş olacak. Orijinal olacak. Enemiz kabaracak. Ne derdin demeyiz. Zalim. Merhametsiz. Hak düşman. Hırsız. Demezler mi? Hırsız. Yani niye bu tabirleri kullanıyorum? O kadar canımı sıkıyor ki yani. Ya tabirlerin üzerine Üstad diyor ki Hazreti Ali mâkik mâniyâ mâkik mâniyâ bi hayri tümümen manalarını, kelimenin manalarını açılımdan topla. Hayır oradadır diyor. Bi hayri tümümen. Mâkik mâniyâ manalarını topla. Tamam. Şimdi bir ders yapıyoruz ama belki 5 tane dersi kullanıyoruz. Tamam. Ne var yani? İnsanlar istifade etsin. Niye mani oluyoruz? Ya. Çok garibime gidiyor. Biz aldığımız şeyleri de kaynağını söylüyoruz. Bak Einstein şöyle diyor diye söylüyoruz değil mi? Falanca böyle diyor. Söylüyoruz. Gavuru söylüyoruz yani. Ey imanı taşıyan. Müslümanı söylemekten utanıyor musun? Ben gavuru söylüyorum. Ne söylüyorsun? İnşaat icazda gavurların peygamberimizi onayladığını usta söylüyor. Göte böyle diyor diyor. Alman prensi Bismarck şöyle diyor diyor. Üstad demiyor mu? He? Peki ne biçim sana? Mesela fani ve fani ve fena bir adam şöyle diyor, baki bir sözü var diyor. Niyazi Mısri böyle diyor diyor. Sen niye diyemiyorsun? Hani üstadın talebesiydin. Nasıl terbiye bu? Senelerde beni okuyorsun. Aldığını söyle kardeş. Ve çok iyi biliyorsun ki bu insanlar istifade edecek. Yani niye? Nasıl bir vicdan taşıyorsun ki engel oluyor? Ya hiç vicdanın korkmuyor mu ya? Hiç mi rahatsız olmuyor? Ve ahir devâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temassalavat.